Okul yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Tabii bugün sizin de demin cümlenizin başında ifade ettiğiniz gibi mübarek Ramazan ayının dördüncü gününü de geride bıraktık. Bu anlamda bütün arkadaşlarınızın ve bizi dinleyen, bu akşam bizleri takip eden bütün öğrenciler, her öğrencimizin, öğretmenlerimizin mübarek Ramazan ayında tebrik ediyorum. Teşekkürler müdürüm Şimdi sizin gibi. Zübeyir, özellikle bu akşam tabii bir meslek lisesi öğrencileriyle birlikteyiz. Tabii başka okullardan da takip eden arkadaşlarınız mutlaka vardır. Başka lise türlerinden de vardır ama tabii özelde meslek lisesi öğrencileriyle beraber olacağız. Ben bu anlamda hem sana hem bizi takip edenleri göremiyoruz ama eğer önünde çay varsa ben müsaadenizle ben de çay içmek istiyorum. Sen de Estağfurullah içebilirsin. tabii. Sen de Teşekkür içebilirsin. ederim. Şimdi şunu ifade edeyim. Ben öğrencilik hayatımda da bugüne kadar hiç sigara kullanmadım çok şükür. Alkol hiç almadım. Ama özellikle Ramazan ayındayız şu anda. Çaydan vazgeçemiyoruz. Çay onun için sizinle bu akşam yaklaşık bir saate yakın sohbet edeceğimize göre bu akşam da çaydan mahrum kalmayalım istedim. Çayım yanımda. Bir taraftan da çay. Benim de burada var. Ne güzel alacağım. Şimdi Zübeyir, aslında ben de meslek lisesi çıkışlıyım. Bunu ifade edeyim. Biraz sonra anlatacağım. Kastamonu'nun 12 hanelik bir orman köyünde doğdum. 1968 yılında. Annemin ikinci evladıyım. Benden sonra annem 4 çocuk daha dünyaya getirdi. Yani 6 kardeşiz. İlkokulu köyümde okudum. Bir birleşmiş sınıflı köy okulu. Birden 5'e kadardı o zaman. 70'li yıllarda. Ve 1979 yılında ilkokuldan mezun oldum. Yakın yerlerde ortaokul yoktu. Lise de yoktu. Tabii ortaokul olmadığından dolayı ilk yıl ben maalesef hiçbir ortaokula kayıt yaptıramadım. Aslında öğretmenimiz ailem de çok istiyordu okula vermek. Ben de okumak, ortaokula liseye gitmek istiyordum. Ama olmadı. İkinci yıl babam kaydettirdi ilçedeki bir ortaokula. Maalesef 12 Eylül darbesi gerçekleşti. Darbe de 12 Eylül darbesinde bütün özel yurtlar kapatıldığı için maalesef ben o yılda bir okula gidemedim. Böyle bir süreç yaşadım. Yani bu vesileyle biz ilkokuldan sonra 2 sene eğitim öğretime ara vermek zorunda kaldım. Buradan şunu ifade etmek istiyorum ben bu akşam bütün arkadaşlarınıza. Tabii şu anda bir salgından dolayı yaklaşık 1,5 aydır evlerinizdesiniz. Eğitimden uzaktan eğitim veriyoruz TRT kanalıyla ve EBA kanalıyla ama tabii örgün eğitim gibi değil. Örgün eğitim şu anda alamıyorsunuz. Bu süreç biraz daha devam edecek görünüyor. Ama çok şükür şu anda inişe geçti. Biz millet olarak özellikle siz gençler hepimiz bu kurallara uyarsak, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kurallara uyarsak inşallah millet olarak, ülke olarak bu sıkıntıyı atlatmış olacağız. Tabii şu İnşallah. anda siz 1,5 aydır eğitimden uzaksınız ama ben sizin yaşlarınızda belki işte ilkokuldan sonra 2 yıl tamamen eğitimden mahrum kaldım. Ama azmettikten sonra eğer siz isterseniz hiçbir şeyin sonu değil. Yani önemli olan sağlık. Daha sonra bu kayıpları telafi edebiliyorsunuz. 2 yıl sonra ben ortaokula başlayarak çok şükür ortaokul lise İmam Hatip Lisesi'ne kaydettirmişti babam. İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi'ne. Yani meslek lisesi çıkışlıyım. Bu anlamda liseden çıktığımız zaman yani mezun olduğumuz zaman bir mesleğimiz elimizdeydi. Sizin de aileniz birçoğu büyük ihtimalle bu anlamda sizleri bir meslek lisesine kayıt yaptırdı ve şu anda öyle bir eğitim görüyorsunuz. Tabii ben Hangi meslek bölümde lise müdürüm? o zaman İmam Hatip Liselerinde bir bölüm yoktu ama biz ağırlıklı edebiyat bölümüydük. Yani ben sözelciydim. Bu anlamda üniversite sınavına girerken de daha çok hep öğretmenlikleri yazdım. Tarih öğretmenliği, sosyoloji öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve ben sınıf öğretmenliği mezunuyum. 1990 yılında sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olarak öğretmenliğe başladım. Daha sonra Bingöl, Elazığ, İstanbul uzun yıllar öğretmenlik, yöneticilik okullarda yaptım. İstanbul Beykoz'da Şube Müdürlüğü, daha sonra Zonguldak Karadeniz Ereğli'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivas,
Adana İl Müdürlüğü'nden sonra bakanlığımızda bir süre müsteşar yardımcılığı görev yaptım ve bugün Ankara'mızda, başkentimizde il müdürlüğü görevini yürütüyorum. Bu tabii benim için gerçekten çok büyük bir onur. Çünkü bu ifadeyi niye kullanıyorum? Okuma yazma bilmeyen bir annenin ve ilkokul mezunu bir babanın evladı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde demokratik bir ülkede eğer Turan Akpınar ben bugün başkentimizde İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini üstleniyorsam, bu görevi yürütebiliyorsam, bu ülkemizdeki bütün demokratik kanalların işlediğini, eğer insanoğlu, insanlar istedikten sonra azmederse, hani Anadolu'da tabii bir tabir vardır, eğer tırnaklarıyla kazıyarak bu millete, bu devlete, ülkemize hizmet ederse belli görevleri yapabilir. Bunu da özellikle sizlere bu akşam söylemek istiyorum. Yeter ki siz azmedin. Meslek lisesinde okuduktan sonra, istediğiniz üniversitede çalıştıktan sonra mezun olup ileride çok güzel azmettiğiniz, istediğiniz görevleri yapabilirsiniz diye düşünüyorum Zübeyir. İnşallah. Bu kadar yeter herhalde. Epey bir tanıklık. Yeter, teşekkür ederim. Evet. Bu akşam sizin de meslek lisesinde okumamın da etkisiyle ülkemizin yaşadığı bu zor süreçte meslek liselerinin özverili çalışmaları, süreci olan katkıları hakkında konuşmak istiyorum. Okulumuz kimya bölümü olarak biz de öğretmiş olduğumuz dezenfektanlarla Elmada da hem resmi kurumlarımızın hem özel kurumlarımızın hem de halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştık. Vermeye de devam ediyoruz. Ayrıca ürettiğimiz dezenfektanlarla ilçemizdeki tüm okulların dezenfekte işlemini, evet, okul olarak gerçekleştirdik. Ben de bu çalışma içerisinde rol oynadım. Merak ettiğimizde size sormak istediğimiz çok fazla soru var. Fakat hepsini sorabilme ihtimalimizin olmadığını da biliyoruz. O sebeple en azından birkaç konuda fikirlerinizi alabilir miyiz? Olur olur. Evet, şimdi bu koronavirüs süreci, pandemi süreci yaşanmaya başladıktan sonra tabii biz eğitim camiası olarak bu süreci de nasıl katkımız olabilir, bu süreci en iyi şekilde nasıl yönetebilirizin çabası içerisinde olduk. Tabii İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ben buradan siz ve diğer arkadaşlarınıza şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Ankara'mızdaki 1 milyon öğrencinin içi rahat olsun. Çünkü Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, ilçelerimizde işinin ehli, işini seven, yani 1 milyon çocuğumuzun geleceğini düşünen ve gece gündüz onlar için çalışan, çabalayan bir ekip var. Bundan içiniz rahat olsun. Bu manada bu süreç başladıktan sonra biz acaba biz nasıl katkı verebiliriz? Burada devletimizin nasıl yanında olabiliriz? Milletimize nasıl hizmet edebiliriz? Çabası içerisinde ve istişarede bulunduk. Tabii öncelikle meslek liselerimiz tabii üretim yapılabilen yerler. Öncelikle şunu ifade edeyim. Bu süreç, pandemi süreci yaşanmadan önce de geçtiğimiz yıl Ankara'mızdaki meslek liselerimiz yurt çapında üretimde en iyi il olduk biz. Yani 2019 yılında 39 milyon TL'lik üretimle ciddi bir şahlanış gösterdi meslek liselerimiz. Tabi burada her tür, yani mobilya alanında, turizm alanında, tekstil alanında, yani biz tabi bildiğiniz gibi mesleki eğitimde birçok dallarımız, alanlarımız var. Her alanda ciddi üretimler yapıldı. Tabii buradaki amacımız üretimde sizleri hayata gerçek anlamda hazırlamak. Yani o üretim safhasında, üretimin bütün aşamalarında bulunduğunuz zaman gerçekten de teoriden pratiğe çocuklarımızı yönlendirmek, pazarlamayı öğretmek, bu işin sahasını özel sektörle işbirliği içerisinde olarak en iyi şekilde amacımızı öğretmek. Yoksa bizim mesleki eğitimdeki amacımız özel sektörle işte yarış etmek, onlarla mücadele etmek veya onlara rakip olmak kesinlikle değil. Tabii bu pandemi sürecinde de Zübeyir öyle oldu. Biz ilk günlerde süreç başladığı zaman tabii hepimiz kamuoyundan takip ettik, uzmanları dinledik. En önemli şey okullarımızın, kamu kurumlarının dezenfekte edilmesi ve temizliği, malumunuz ilk günlerde gündeme geldi. Hal böyle olunca da biz meslek liselerimizde, çünkü kimya bölümleri var, bunu yapabilir miyiz diye hemen arkadaşlarımızı istişare ettik. Öncelikle Ankara'mızda 3 okulumuzda
biz dezenfektan üretim ve benzeri üretimler yapabileceğimizi tespit ettik ve hemen bu meseleye başlamış olduk. Sizin okulunuz aslında ilk planlamamızda yoktu. Ben burada başta yine ilçe müdürümüze ve okul müdürünüze çok teşekkür ediyorum. Bana kadar ulaşarak dediler ki bu süreçte biz de olmak istiyoruz dediler. Aslında bizi öncelikle Yeni Mahalle Mehmet Rüştü Uzel Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ve Beypazarı Fatih Metal'de başlamıştık. Ve bununla birlikte sizin okulunuzda yani Şehit Sertaç Uzun Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi de sürece dahil oldu ve üç okulumuzda dezenfektan üretimlerine başlamış olduk. Bu üç okulumuzda kıymetli arkadaşlarım şu ana kadar 289 ton yüzey temizleyicisi üretildi. Yani bu ciddi bir rakam. Bu süreçte sizler öğrencilerimiz, usta üreticilerimiz, öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz yer aldı. Ben bütün emeği olan sizlere çok teşekkür ediyorum. Bununla birlikte biz teşekkür ederiz. 2.7 ton çamaşır suyu, 2.5 ton sıvı sabun, 4.2 ton da el dezenfektanı gibi ürünler üretilmiş oldu. Tabii öncelikle biz bu ürünlerin ürettiğimiz zaman okullarımızın hijyeninde hemen sevk ettik. Yani Ankara'mızdaki 1776 okulumuzun henüz okullar tatil olmamıştı, bu şekilde olmamıştı. Temizliğinde hemen hızlıca hareket ederek sevkini sağladık. Bir taraftan tabii siz meseleyi daha iyi öğrenmiş oldunuz. Bu süreçte yer aldınız. Bir taraftan da okullarımızın hijyeni sağlanmış oldu. Gerçekten ciddi bir hem saha çalışması ve özel sektörle işbirliği bütün süreç çok olumlu bir şekilde yönetilmiş oldu. Dilerseniz sohbetimize başlayabiliriz. Teşekkür evet, ederim. Sağ olasınız. Sizce iyi bir okul nasıl olmalı müdürüm? Şimdi aslında deminki bu dezenfektan ve benzer üretiminde de ifade ettim. Tabii bir defa okul müdürlerimiz çok önemli. Yani bir okulda iyi bir öğretmen ekibi, çok iyi bir ekip olsa da veya işte girdi olarak siz çok istekli bir öğrenci grubundan bir okul da kursanız, fiziki alanlar okullarımızın fiziki alanları çok da iyi olsa, eğer siz lider bir okul müdürü oraya görevlendirmemişseniz okula, o okulumuzun gelişmesi mümkün değil. Profesör Doktor Aytaç Hoca Aytaç Açıkalın eğitim yönetimi kitabında der ki bir okul okul müdürü kadar okuldur der. Ben bu söze yıllardır çok katılırım ve hep bunu dile getiririm arkadaşlarımıza bir araya geldiğimizde. Tabii okulun tüm gelişmesini başında ekibin lideri olarak okul müdürümüz yer alıyor. Bunu böyle bilmemiz lazım. Bu çok önemli. Bu anlamda biz okul yöneticilerimizin gerek görevlendirilmesinde gerek kendilerinin yetiştirilmesinde çok dikkat etmemiz lazım. Başkentimizde bu hususta gerçekten çok güzel işler oluyor. Okul yöneticilerimizi biz sadece okulları görevlendirmekle kalmıyoruz. Çok düzenli bir şekilde okul yöneticilerimiz eğitim alıyorlar. Başkent yönetici atölyeleri dediğimiz bu eğitim sürecinde okul yöneticilerimizin ihtiyacı olduğu her alanda çok sürekli ve düzenli eğitimler oluyor. Bu korona pandemi süreci içerisinde de uzaktan eğitim yöntemiyle şu anda hem yöneticilerimize yönelik eğitimler hem her hafta birkaç tane oluyor bu eğitimler hem öğretmenlerimize yönelik eğitimler devam ediyor. Tabii okul müdürlerimiz bir defa en önemli husus bir okulun iyi olabilmesi için ekibiyle beraber karar alması lazım. Yani okulu birlikte yönetmesi lazım. Bunu ben hep şöyle tanımlarım. Okul yöneticilerimiz okulu yönetirken işleri ekibiyle beraber işleri yönetmesi lazım. Yani sadece tüm kararları ben alırım, ben en iyisini bilirim deme hiç kimsenin lüksü yok. Bu konuda tabii il müdürlüğü olarak bizim de öyle, benim vazifem de öyle. Biz yöneticiler iyi bir takım çalışması, iyi bir ekip çalışması yapabilirsek, yani ekibi harekete geçirebilirsek bu anlamda başarılı oluruz. Tabii iyi bir okul dediğimiz zaman en önemli husus okul kültürü dediğimiz olay. Nedir okul kültürü? Okulda başta okul müdürümüz olmak üzere öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, velilerimizin, herkesin bir amaç etrafında
hedefi kilitlenmesi, aynı amaç için uğraşması, aynı amaç için çalışması, herkesin ne zaman ne yapacağını bilmesi, kurallar bütünü olması. Yani kuralsız olan hiçbir yerden hayır gelmez. Bu anlamda iyi bir okulda sabah ders başlamadan önce herkes nasıl davranacağını bilir. Kim ne zaman kime günaydın diyecek, nasıl selam verecek, bir boş ders geçtiği zaman bu dersi kim yönetecek? Yani her şeyin kuralı olması lazım ve verilere dayalı yönetilmesi lazım. Biz okullarımızı ziyaret ettiğimiz zaman, sizlerin okulunuza da geldiğimiz zaman şunu ifade ediyoruz okul müdürlerimize. Yani işler nasıl gidiyor, okulumuz nasıl dediğimiz zaman sadece iyi gidiyor, her şey güzel demek bizim için yeterli değil. İşte neyin iyi gittiğini sayısal verilere göre okul yöneticilerimiz ifade edebilmesi lazım. Yani öğrencilerimiz okula kayıt yaptırdığı zaman Türkiye'de kaçıncı sırada olarak geldi? Mezun olduğu zaman nerelere kazandı, ne yaptı, hangi aşamada oldular? Mezunların iyi takibi yapılması lazım. Bir kurallar bütünü yani ifade edebildiğim kadarıyla. Teşekkür ederim müdürüm. Bir diğer sorumuz da şöyle. Okulumuzun da aralarında bulunduğu yüzden fazla meslek lisesi koronavirüs ile mücadele kapsamında dezenfektan, maske, koruyucu giysi ve siperlik üretimi yaparak sürece katkıda bulunmuştur. Yapılan bu çalışmaların sürece etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi demin dezenfektandan bahsettim. Onu bir kez daha çok ifade etmeyeyim. Çok arkadaşlarımızın vaktini almayayım. Tabii bu süreçte bu okullarımızın özellikle tatil edildikten sonra tabi aşama aşama süreç gelişti. Daha sonraki aşamada biraz daha işte virüs yayıldıktan sonra uzmanlarımız hepimiz hatırlarız. Yani 2-3 hafta gibi önce artık toplumumuzun büyük bir çoğunluğunun maske takmasını önerdiler. Özellikle sokağa işte 65 yaş ve üzeri evde kalmasını önerildi ama tabii bir taraftan da hayat devam etti. Kamu kurumları çalışıyordu. Bu manada biz bir taraftan dezenfektan üretimi meslek liselerimizde devam ederken bir taraftan da özellikle Türkiye'de halkımızın, sağlık kuruluşlarının ve bütün insanların maske ihtiyacı doğacağını öngörerek hemen arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık. Bu konuda bakanlığımızın, başta Sayın Bakanımız gerçekten çok büyük bir liderlik gösterdi. Bakan Yardımcımız Bölüme Bakan, daha Türkiye'de henüz daha bu sorunlar konuşulmadan biz eğitim camiası bunları konuşmaya başladık. Hemen bizimle toplantı yapıldı bakanlığımızda. Ve Ankara'mızdaki 7 okulumuzda, 7 meslek lisemizde cerrahi maske ve bono üretimine başladık Zübeyir. Bu okullarımız Altındağ Yıldırım Beyazıt Meslek Lisesi, yine Altındağ Atatürk Meslek Lisesi, Altındağ Şerife Bacı Metal, Eti Mesut Fatma Bacı Hüseyin Akgün gibi okullarımız. Bu okullarımızdaki diğerlerini de söyleyeyim, buradan arkadaşlarımız alınmasınlar. Keçiören Hatice Hikmet Oğul Türk ve Sincan Layıka Akbilek Metal ve Yeni Mahalle Yunus Emre. 7 tane okulumuzda maske üretimini sürdürdük. Tabii iki okulumuzda önce biz bunu biraz daha işte makinalarla tamamen el üretimiyle yapmaya başladık. Tabii orada biraz hemen sürece girmemiz lazımdı. Çünkü hep bütün yani toplum olarak böyle bir hazırlığımız, böyle bir virüsün geleceği gibi bir hazırlığımız olmadığından dolayı bir altyapı henüz hazır değildi. Ama çok hızlı davranarak bu 7 okulumuzda üretime başladık. Daha sonra 2 okulumuzda maske üretimine yönelik makine satın aldık. Şu ana kadar bu 7 okulumuzda 400 bin adet maske üretildi. Bu çok ciddi bir rakam. 400 bin adet maske üretildi. Öncelikle biz bu ürettiğimiz maskeleri kamu kurumlarına, işte yaşlılar evi gibi yerlere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ilgili yerlerine, Emniyet Müdürlüğü'ne gibi yerlere bir kısmını bedelsiz olarak da verdik. Sağlık kuruluşlarına tabii ihtiyaçlarını karşıladık ve karşılamaya da devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde yine yüz koruyucu siperlik üretimimizden Emniyet Müdürlüğümüze ilk ürettiğimiz ürünlerden 1200 adet hemen hediye ettik. Tabii biz hemen akabinde
koruyucu siperlik üretimi gerektiğini uzmanlar, bu konuda da kullanılması gerektiğini önerdiler. Biz bu işe de hemen yoğunlaştık. Yine 10 tane okulumuzda koruyucu siperlik üretimine başladık. Ve bu konuda da şu ana kadar 25 bin adet koruyucu siperlik üretimi tamamlandı ve ilgili yerlere, ihtiyacı olan yerlere ulaştırıldı. Tabii şu anda bono üretimi ve benzeri sağlık sektörünün ihtiyacı olan üretimleri meslek liselerimiz devam ediyor Zübeyir. Çünkü buradaki amacımız, demin bir ara ifade ettim ama tekrar bunu söylemekte fayda var. Buradaki amacımız şu, aslında bu konuda özel sektör belki zamanında üretimi yapar, toplumumuzun ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ama biz okullar olarak en önemli görevimiz sizi hayata hazırlamak. Yani bu tür günlerde süreci nasıl yönetilir, ne yapmanız lazım, gerçek hayatın içinde olmanızı istiyoruz biz sizin. Okullarımızı da aslında süreci dahil etmemizin gerçek manadaki amacı bu. Sadece toplumun ihtiyacını karşılamak değil, siz gençlerin hayata atıldığınız zaman bu tür günlerde nasıl hareket edeceğinizi ve çabuk karar almanız gerektiğini, üretimin içinde olmanız gerektiğini, özel sektörle işbirliği yapabilmeniz gerektiğini sizlere öğretmek, yani ifade ettiğim gibi sizlere hayata hazırlamak. Teşekkür ederim müdürüm. Bir diğer sorumuz da şöyle. Bizim okulumuzda bu sene yapmış olduğu temizlik ürünleri ve dezenfektan üretimiyle bölgemizde bulunan sanayi kuruluşlarının ve Elmadağ halkının ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Evet, bu çalışmalarda yer almış olmak biz öğrencileri hem mutlu hem de motive etti. Okulumuz gibi sanayi bölgesine yakın olan meslek liselerine örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Sizlerin bu tür faaliyetleri geliştirmek adına çalışmalarınız var mı? Evet, tabii var. Şimdi özellikle Zübeyir, bizim şunu ifade etmemiz lazım. Mesleki eğitimde biz ülke olarak 1997'den sonra belli bir gerileme dönemine girdik. Yani toplumumuzda özellikle 28 Şubat sürecinde meslek liselerinin üniversiteye gitmesi zorlaştıktan sonra toplum daha önce gözlü olan meslek liselerine çocuklarını vermemeye başladı. Bu gerçekten ülkenin geleceği için ciddi bir handikaptı, çok ciddi bir sıkıntıydı. Çünkü bir ülkede mesleki eğitim, yani meslek kazandıramıyorsak gençlere, o ülkenin kalkınması, o ülkede ara eleman dediğimiz, o ülkede yetişmiş nitelikli iş gücü dediğimiz süreci yaşayamayız. Şimdi ben şöyle bir anımı anlatayım. Birkaç yıl önce bir proje kapsamında Hollanda'ya gitmiştim. İşte Hollanda'da proje dahilinde gideceğimiz, göreceğimiz yerleri gördükten sonra bir arkadaşımızın orada tanıdığı, Türkiye'den giden bir arkadaşımızla tanıştık. Arkadaşımız Türkiye'de öğretmenmiş, tarih öğretmeni. Hollanda'dan bir Türk olan ve oranın Hollanda'da vatandaş olan bir hanımefendiyle tanışmış ve evlenmeye karar vermişler ve Hollanda'ya yerleşmiş. Tabii Hollanda'ya gittikten sonra orada çalışması lazım. Artık orada ailesine bakması lazım. Kendi hayatını idame ettirmesi lazım. Tabii orada Hollanda devletin hükümetine başvuru yapmış. Demiş ki ben çalışmak istiyorum. Türkiye'den geldim. Bana vatandaşlık da verdiniz. Hollanda vatandaşı oldum. Tabii orada demişler kendisine. Demişler ki sen mesleğin nedir? Ne iş yaparsın? Ben demiş Türkiye'de öğretmendim. Ne öğretmenisin? Tarih. Ama demişler Türkiye'deki tarih öğretmeni tabii burada bir işe yaramaz. Yani oradaki diploma. Şimdi siz bizim tarihimizi, Hollanda tarihini bilmiyorsun. O konuda öğretmenlik yapamazsın. Başka ne iş bilirsin? Yani sana ne iş verebiliriz demişler. Vallahi demiş ki ben öğrenciliğimde inşaatlarda çalıştım. Biraz demiş ki Türkiye'de ben demiş işte düz Anadolu Lisesi'nden okudum. Sonra üniversiteye okudum ve öğretmen olmuştum. Demişler burada geçmez. Burada senin elinde bir mesleğin olması lazım ve bu meslekle ilgili bir belgen olması lazım. Peki ne yapayım demiş, ben 28 yaşımda bir insanım, ben çalışmak istiyorum. Sen ne işten anlarsın yani, hiçbir şeyden anlamam. Hani Türkiye'de yıllardır derler ülkemize, abi ne iş verirsen yaparım diye. O da Hollanda'da öyle demiş. Demiş abi ne iş verirseniz yaparım. Demişler burada ne iş verirseniz yaparım geçmez. Bize bir meslek söyleyeceksin ve bu mesleğin de bir belgesini göstereceksin. Bak işte ben bu mesleği anlıyorum, bunun belgesini de aldım, diplomam da bu diyeceksin. Tabii gösterememiş arkadaşımız ve işsiz kalmış. Sonra demişler ki tamam, sen şu anda işsiz kaldın.
biz sana işsizlik maaşı ödeyelim biraz ama sen o zamana kadar biz sana bir meslek öğretelim. Ne yapmam lazım demiş. 28 yaşındaki işte Türkiye'deki yıllarca öğretmenlik yapan bir arkadaşımız. Demişler hemen bir meslek lisesine kaydol sen. Bu işin 2 yıl okulu var. Ne yapmak istiyorsun? İnşaatlarda fayans yapmak istiyorum. Demişler bunun okulu 2 yıl. 2 yıl oku diploman alabilirsen size biz iş veririz. Diyor ki ben 28 yaşımdan sonra Hollanda'da mesleki eğitime kaydoldum. 2 yıl okudum, diplomamı aldım ve daha sonra Hollanda hükümetine başvuru yaptım ve artık Hollanda'da inşaatlarda çalışıyorum diyordu. Yani inşaat sektöründe ve işinden de çok memnundu. Şimdi bizim Türkiye'de, ülkemizde mesleki eğitimle ilgili bu örnek çok önemli. Zübeyir, bizim özellikle 97'den sonra gerileme dönemine giren mesleki eğitim çok şükür son 1-2 yıldır daha da bir ciddi ivme kazandı. Şu anda Sayın Bakanımızın liderliğinde ciddi bir çalışma yapılıyor. Mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik. Özellikle biz Ankara'da Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Ankara'mızdaki mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik çok şükür ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan biraz sizlere açabilirim, bahsedebilirim. Tabii bu korona sürecinde bizim hem maske üretimi hem dezenfektan üretimi ve benzeri üretimlerin aslında bir altyapısı vardı. Çünkü altyapı ve bizim öğretmenimiz, eğitimcilerimiz psikolojik olarak da eğitimsel olarak da bu işe hazırdılar. Neden bunu söylüyorum? Çünkü biz mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik şunu düşünüyoruz. Bir defa başkentimizde özel sektörle çok ciddi bir şekilde işbirliği içerisinde olmamız lazım. Yani bizim sizi mezun olduğunuz zaman, daha doğrusu baştan sizi biz meslek liselerine 8. sınıftan mezun olan çocuklarımızı, gençlerimizi okullara kendi istekleriyle çok istekli bir şekilde kaydedebilmemiz için bu okulların başarılı bir şekilde öğrenci yetiştirilmesi lazım. Bunun da yolunun biz özel sektörle ciddi şekilde işbirliğinde görüyoruz. Buna yönelik protokol çalışmalarımız var, ciddi çalışmalarımız var. Biraz sonra bunu biraz daha açarım ama şöyle birkaç tane örnek vermek istiyorum. Biz mesela başkent organize sanayinin içinde bir mesleki eğitim merkezi ve meslek lisesi açtık ve yanına hemen 300 kişilik bir pansiyon yaptık ve açtık geçtiğimiz yıl. Şu anda ilgili sanayide 30 bin civarında işçi çalışıyor. Orada çıraklar var. Biz o sanayinin içinde şimdi bir meslek lisemiz var. Yani orada nitelikli iş gücünü biz sanayinin içerisinde gençlerimiz istediği zaman istedikleri halde en iyi bir şekilde o mesleği kazandırabileceğiz. Çünkü orada yurdumuz da var. Ankara'mızın her tarafından ulaşım kolaylığını da sağlıyoruz. Orada yurtta da kalabiliyorlar. Yani öğrencimiz ben oraya ulaşamadım, servis bulamadım derdi de yok. Böyle bir önlerini açmış olduk. Yine biz diğer bölgelerdeki özellikle İvedik Organize Sanayi Bölgesi'yle bir protokol yaptık. İvedik Organize Sanayi'nin içerisinde şu anda Zübeyir bir meslek lisesi inşaatımız hızla devam ediyor. İvedik OSB ve Teknopark'la yaptığımız protokolde biz okulu yapacağız. İvedik Organize Sanayi yanına bir pansiyon yapacak. Biz okulu yaptıktan sonra oradaki bütün atölyeleri son teknolojiye göre Organize Sanayi Bölgesi ve Teknopark donatacak. Ve oradaki yurdu da kendileri yapacaklar. Okula kayıt olan her öğrencinin %40'ına burs verecekler. Mezun olanlara da yine %60'ına iş verme garantisine yönelik protokol yaptık. Yani aslında biz orada okuyan çocuklarımızın mezun olduktan sonraki iş bulma garantisini de şimdiden sağlamış oluyoruz. Çok ciddi bu konuda gelişmeler oldu. Yine Ankara Ticaret Odası ile protokoller geliştirdik. Ankara'mızdaki bütün meslek liselerimizi bir sektörle işbirliği yaptırdık. Yani sektör, özel sektör okullarımızın içinde olacak her zaman. Okullarımız özel sektörün içerisinde olacak. Çünkü okullarımızı biz bu çağda ne kadar altyapıyı güçlendirirsek güçlendirelim, ne kadar atölyeleri en iyi şekilde donatırsak donatalım, bir sonraki yıl bu atölyelerin hizmet verimlisi aynı şekilde güncel olması mümkün değil. Çünkü şu an içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli özelliğinden bir tanesi hepimizin bildiği gibi
bilgilerin ve teknolojinin çok çabuk eskimesi. Bu manada hepimizin bildiği işte şu anda bir cep telefonlarımızdan sizinle canlı bağlantı kuruyoruz. Şu anda kullandığımız bir telefonu belki önümüzdeki sene kullanamayacağız teknolojinin değişmesinden dolayı. Meslek liselerimizdeki atölye ve durumlar da böyle. Bu anlamda biz son yıllarda yapılan çalışmalarda hem ülkemizde de öyle, Ankara'mızda da öyle. Yani meslek liselerimizi sektörün içerisinde açmayı düşünüyoruz ve çalışıyoruz. Şu anda Sayın Bakanımızın liderliğinde kamuoyundan takip etmişsinizdir. Mesela turizm alanında artık otellerin içerisinde doğrudan doğruya 9. sınıftan itibaren en iyi şekilde öğrenmiş olacak. Ve ilgili otellerde öğrencimizin ihtiyaçlarını karşılamış olacak. Özel sektörle ciddi şekilde işbirliği içerisinde olmuş olacağız. Teşekkür ederim müdürüm. Bir diğer sorumuz da şöyle. Bilindiği gibi meslek liselerin öncelikli amacı sanayiye teknik eleman yetiştirmek. Fakat okullarımızın sahip olduğu altyapı ve teknik donanım gelişim teknolojisiyle uyum sağlamakta güçlük yaşamaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünüz olarak meslek liselerinin donanımı güçlendirmeye yönelik çalışması var mı? Evet Zübeyir, aslında bir önceki de bunu cevaplandırmış oldum ama bir kez daha tekrar edeyim. Şimdi biz yıllardır mesleki eğitimde atölyelerimizi güncelleme için atölyelerdeki oradaki işte bir CNC tezgahını düşünün, bir eğer bir motor bölümü ise yeni üretilen bir motoru düşünün. Hep oraya en iyi şekilde malzemeleri yerleştirmeye, donatmaya çalıştık. Tabii mesleki eğitim çok pahalı bir eğitim. Yani bu konuda gerçekten bakanlığımız bu ciddi şekilde bu işe kaynak ayırıyor ama meslek liselerimizde demin ifade ettim. İçinde bulunduğumuz yüzyılda her yıl her zaman atölyeleri yenilemek mümkün değil. İşte bunun yolu demin ifade ettiğim yerden geçiyor Zübeyir. Burada ne yapacağız? Özel sektörle işbirliği yaparak aslında çocuklarımız atölye olarak özel sektörü kullanacaklar. Özel sektörün atölyelerini kullanacaklar. Yani bir tekstil atölyesi düşünün, bir tekstil bölümü düşünün daha doğrusu. Eğer öğrencimiz tekstil bölümünde okuyorsa her sene yeni makineler üretiliyor. Yani geçen sene kullandığımız makine belki bu sene özel sektöre gittiğiniz zaman, yani mezun olduğunuz zaman o makine işe yaramıyor. Kullandığınız o ürünler işe yaramıyor. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Her gün takip etmemiz lazım gelişmeleri. Bu manada bunun en iyi yolu özel sektörle işbirliği yaparak onların atölyelerini onlarla beraber kullanmak. Aslında bu çift yanlı bir şey, gelişim planı. Yani bu özel sektör için de çok makbul bir iş. Bunu aslında kendileri de istiyorlar. Çünkü siz ne kadar nitelikli yetişirseniz ileride mezun olduğunuz zaman sektörün canlanması için, Türkiye'nin kalkınması için, güçlü Türkiye için aslında siz lazımsınız. Nitelikli iş gücü lazım, nitelikli ara eleman lazım. Bu manada en önemli yapılacak şey onların atölyelerini kullanmak. Kamuoyundan takip etmişsinizdir umarım. Şu anda biz spor liseleri bile artık stadyumların yanında veya içinde açılmaya başlandı. Çünkü biz stadyum büyüklüğünde artık okul yapacak alanlar bulmak mümkün değil. Yani çocuklarımıza bir spor lisesi açmışsak orada bütün altyapıyla işte bir futbol sahası olan, basket sahası olan, yüzme havuzu olan yerleri bulmak, bu kadar o yatırım yapmak, para bulmak öyle çok kolay şeyler değil. Bu manada bir taraftan mesela stadyumlar haftanın 6 günü boş. İşte oralarda biz şu anda Sayın Bakanımızın bu konuda düşünceleri var. Başlandı da demin turizm alanında nasıl örnek vermiştim. Otelleri de ve otelin içinde turizm alanındaki meslek liselerden açmaya başladık diye. İşte spor liselerimizde stadyumlarda açmaya başladık. Ve demin iki tane örnek vermiştim. Teknik liseleri de artık organize sanayinin içinde açıyoruz. Biz Ankara'da özellikle Elma Dağı bölgesinden örnek vereyim. Şu anda Elma Dağı'nın hemen Hasanoğlan'ın girişinde görmüşsünüzdür. Sağda bir meslek lisemizin inşaatı tamamlandı. Evet. Orayla ilgili çok ciddi bir yatırım o. Yani gerçekten bölgemizin mesleki eğitimine ciddi şekilde cevap verebilecek bir yatırım. Çok güzel oldu. İnşallah bu sene bitmek üzere şu anda. Şimdi biz oranın ileride en iyi şekilde bölgeye ve Ankara'mıza hizmet edebilmesi için
Bölgedeki sektörle görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle Roketsan'la 2-3 aydır ciddi bir çalışmamız var. İnşallah nihayetlendireceğiz ve orada Roketsan gibi ve benzeri bölgenizdeki ciddi kuruluşlarla biz protokoller yaparak o meslek lisemizi de alanında en iyi okullardan biri yapmak için bir çaba sarf ediyoruz. Teşekkür ederim müdürüm. Ben teşekkür ederim. Bir diğer sorumuz da şöyle. Sizlerin de yürüttüğü çalışmaya çok teşekkür ederiz. Bu desteklerin devamlılığını sağlamak ve üretimi desteklemek adına ne tür çalışmalar yapılmasını önerirsiniz? Evet Zübeyir, şimdi öncelikle bir defa Ankara'mızdaki, başkentimizdeki anne babalarımıza ben buradan şunu seslenmek istiyorum. Bugünlerde şu 2 aylık süreçte şunu gördük. Bakın bir defa bizim birinci adım kendimize, kendi milletimize, kendi gençlerimize güvenmemiz lazım. Ben hasbelkader 2005 yılından beri Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürütüyorum. Avrupa'nın birçok ülkesini gittim, gördüm, gezdim. Aşağı yukarı tamamına yakınının eğitim sistemini inceledim. Bizzat yerinde de inceledik. Tabii yıllardır şu hep söylenir. İşte meslek eğitimde Almanya'nın ulaştığı noktaya ulaşmak mümkün değil gibi gözüyle bakılır. Diğer ülkelerin eğitimdeki işte bir Finlandiya'nın akademik başarısını yakalamak mümkün değil gibi bakılır. Bu aslında bize şunu gösteriyor. Bizim bir defa kendimize özgüven sorunumuz var. Biz gençlerimize güvenmemiz lazım. Bizim gençlerimiz inandıktan sonra Allah'ın izniyle en iyi şekilde ülkesine faydalı bir şekilde katkıda sunacaktır. Bakın biz son yıllarda ben demin öğrencilik yıllarımda 12 Eylül darbesinden bahsettim. Tabii siz onu o yıllarda yoktunuz. Bugün şu anda bizi takip eden öğrencilerimizseniz belki doğmamıştı zaten. Ama 2016'da bir darbe girişimi süreci yaşadınız. 2016'daki darbe sürecinden sonra birçok büyüğümüz şunu dedi. Biz gençlerimize aslında yeterince güvenmiyorduk veya onlar acaba bu vatanın korunmasında, bu vatana faydalı olmada bir zafiyet gösterirler mi diye düşüncemiz vardı. Ama gördük ki gençler inandıktan sonra, gençler kendilerine görev düştükten sonra her işi en iyi şekilde yerine getirecekler diye düşünmüşlerdi. Yani o 2016'daki darbe girişiminde gençler sokağa döküldü. Sokağa çıktı Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine ve o girişim bertaraf edildi. İşte burada aslında mesleki eğitimdeki ve ülkenin kalkınmasındaki mesele de bu. Bir defa bizim kendimize güvenmemiz lazım. Gençlerimize güvenmemiz lazım. Tabii anne babalarımızın da şu anda bizi takip eden ciddi sayıda anne babamızın da şunu bilmesi lazım. Tabii çocuklarımızın bir akademik lisede, yani fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu liselerinde okumasını biz de istiyoruz. Yani bizim için bütün liselerimiz bize aynı mesafede, aynı uzaklıktayız. Tüm okul türlerimize aynı şekilde bakıyoruz. Ama meslek liselerinden mezun olan çocuklarımız, ben Deniz'de demin ifade ettim meslek lisesi çıkışlıyım. Bir defa iki bilezikle hayat atılıyor. Bir defa liseden mezun olduğu zaman kendi alanında bir dalda bir eğitim alıyor. Bunu bir defa unutmamak lazım. Bir defa üniversitede başarısız da olsa, üniversitelerde okumak istemese de bir mesleği elinde olarak var. Şimdi bir defa meslek liseleri geliştiği zaman geçici değil de sürekli iş gücünü sağlamış oluyoruz. Bakın ben bugün işte bir marketlere, özellikle hizmet sektörüne gittiğimiz zaman gençlerimizle ben tanışmayı çok seviyorum. Tabii öğretmen ve yönetici olduğum için merak ediyorum biraz da. Gençlerimize soruyorum. Diyorum ki hangi okul mezunusun? Diyor ki işte şu Anadolu Lisesi diyor. Neden burada çalışıyorsun diyorum. İşte ben bir diyor üniversiteye yerleşemedim diyor. İşte geçici bari burada çalışayım diye düşündüm diyor. Bakın geçici diyor. Yani bir mesleği yok henüz elinde. Yani oradaki sektörde demiş ki ya hadi gel sen şurada 2 sene bir veya 1 sene bir tezgahtarlık yap demiş. Ama o gencimiz 3 sene sonra ne yapacağını bilmiyor. Aslında önünü göremiyor yani. Ama meslek lisesinden çıkan gençlerimiz öyle mi? Hayır değil. Siz hangi bölümden okursanız okuyun, şu anda hangi bölümde olursanız olun, mezun olduğunuz zaman elinizdeki diplomayla bir mesleği en iyi şekilde öğrenmiş olacaksınız. Bundan bir defa emin olun. Bunu da arkadaşlarınıza da büyüklerinize de anlatın. Ben bu meslek lisesine çıktığım zaman istediğim üniversiteye de gidebilirim.
emek verdiğim takdirde, ama gidemesem de, diyelim gitmeye karar vermedim mi, ki tüm gençlerimizin üniversite okuması şart değil, elimde bir mesleğim var ve ben ileride bu mesleğimi yaparım ve o meslekte de kendimi en iyi şekilde geliştirerek ileride hayatımı idame ettirebilirim diye düşünmeniz lazım, düşünmemiz lazım hep beraber. Şimdi biz Ankara'mızda bunu yapmaya çalışıyoruz. Demin bir iki örnek verdim. Şu anda meslek liselerimizi hem altyapısını güçlendirmeye çalışıyoruz, hem özel sektörle ciddi bir işbirliği çalışmalarımız var. Tabii kamuoyunda çok duyuldu. Yine Yeni Mahalle'de Aselsan Meslek Lisemizi geçtiğimiz yıl eğitim öğretime başlattık. Ciddi bir rağbet gördü. Türkiye'nin bütün 80 ilimizden öğrenciler geldi oraya. Tabii Ankara'mızın böyle bir yönü de var. Ankara'mızdaki gerek akademik liseler, gerek meslek liselerimize ülkemizin her yerinden öğrenciler geliyor. Biz de bu çocuklarımızı Ankara'da misafir etmekten, onlara eğitim vermekten gerçekten çok mutlu oluyoruz. Teşekkür ederim müdürüm. Ben teşekkür ederim. Bir diğer sorumuz da şöyle. Haberlerden ve diğer medya kanallarından duyduğumuz bir şey de sanayi kuruluşlarının istihdamını artırmak için meslek liseleriyle protokoller yaptığı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu kapsamda yapmış olduğunuz protokol ve proje var mı? Tabii var. Demin bir ikisinden bahsettim. Bir defa Aselsan'la yapılan protokolü kamuoyuyla paylaşmıştık geçtiğimiz yıl. Şu anda Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yeni Mahalle'deki burada çocuklarımızın hem eğitim sürecinde Aselsan ciddi destek veriyor. Tabii mezun olduklarında da iş verme anlamında da oradan başarılı olan öğrencilerimizi doğrudan işe alma konusunda da destek verecek. Yine Başkent Organize Sanayi ile bir protokolümüz var. Onlar yine orada bir meslek lisesi açtık. Hem demin bahsetmiştim, pansiyon açtık. Orada öğrenim gören çocuklarımızın hem eğitim öğretim görerken öğle yemeklerinin verilmesi, onlara burs verilmesi, mezun olduğu zaman işe yerleştirilmesi konusunda yine protokollerimiz var. Ve bu protokollerde öyle %15'ler değil, %60'lara kadar öğrencilerimizi işe yerleştirme sözü verdiler bu kuruluşlar. Yine İvedik Organize Sanayi ile bir protokol yaptık geçtiğimiz yıl. Şu anda lisemiz bitmek üzere. O lisemiz, meslek lisemiz de bittiği zaman hem atölyelerin son teknolojiyle donatımı noktasında, hem oraya kaydolan, okula kaydolan öğrencilerimizin %40'ına ciddi derecede burs verme, mezun olduğu zaman %60'ına da iş verme gibi bir garanti verdiler. Çok aranan, inşallah ciddi bir okul olacak. Yine sizin ilçenizdeki, demin bahsettim aslında, biraz daha onu açayım. Hasan olan bölgenin hemen girişindeki bitecek olan meslek ve teknolojilerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Onlarla da kuruluşlarla da ciddi, henüz bitmediği için tam detayı açıklamayayım buradan. Çalışmalarımız ve protokol çalışmalarımız olacak. Yine Ankara'da iki tane okulumuzla TRT ile bir işbirliğimiz var. İletişim ve gazetecilik anlamında, iletişim anlamında. İnşallah onu da sonlandıracağız. Şu anda bu süreç bakanlığımızda devam ediyor. Bakanlığımıza sunduk. İnşallah TRT ile de işbirliği yaptığımız zaman o alanda da, yani iletişim noktasında, kanalında da ve dallarında çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek için bir çabamız var. Tabii bu süreçler böyle devam edecek. Tabii burada amacımız şu, çocuklarımızı, gençlerimizi meslek liselerimizden mezun oldukları zaman alanlarında en iyi olmaları. Ve tabii iyi olduğunuz zaman siz bu yüzyılda iş bulmanız ve o bulduğunuz yerde de kendinizi en iyi şekilde geliştirmeniz söz konusu. Çünkü bizim hiçbirimizin bugünkü bilgileri yarın için yeterli değil. Yani mesleki alanda da böyle, bir 20 sene önce, 30 sene önceki gibi değil bütün alanlar. Siz belli bir işi öğreniyordunuz ve o işi öğrendiğiniz zaman artık o işte 30 yıl aynı işi yapıyordunuz ve o işten para kazanıyordunuz. Ama bu yüzyıl böyle bir şey değil, çünkü her alanda her gün yeni bilgiler üretiliyor. Dünkü bilgileriniz eskiyor. Biz çocuklarımızı, gençlerimizi bu anlamda yetiştirmeye çabalıyoruz ve hatta uluslararası vizyonu olan gençler olarak görmek istiyoruz sizleri. Teşekkür ederim müdürüm. Sizin biz gençler için tavsiyeleriniz nelerdir? Hayata dair olabilir, geleceğe dair olabilir, meslek seçimi için olabilir. Bu konudaki fikirlerinizi almak isterim. Evet. Sevgili Yüz Bey, ben özellikle bu akşam sizlerle
Böyle mübarek bir Ramazan akşamında bir arada olmaktan, sizlere hitap etmekten gerçekten çok mutlu oldum. Özellikle demin sohbetimizin başında ifade ettiğim gibi ilçe milli eğitim müdürünüze, okul müdürlerimize, sizin okul müdürünüze ve öğretmenlerimize katkı sunan hepinize, herkese emeği olan teşekkür ediyorum. Biz Tabii teşekkür ederiz Duru. bir defa gençlerimize şunu ifade edebilirim. Sohbetimizin başında ifade etmiştim. Kendimizi bir defa iyi bir şekilde yetiştirmek, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak. Bu zararlı alışkanlık derken birinci şey sigara. Yani sigara gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın yani özellikle 15 yıldır mücadele ettiği bir konu. Bu kadar önemli olmasa bir ülkenin devlet başkanı sürekli aynı konuda mücadele etmiş olmaz. Çünkü sigara birçok kötülüğün başlangıcı. Ben buradan gençlerimize öncelikle sigaradan uzak dursunlar lütfen. Tabii sigara diğer kötü alışkanlıkların da yolunu açıyor. Bir defa sağlığımıza zararlı. Bakın sigara içimi azaldıkça, sadece sigara içimi azaldıkça ülkemizde ve dünyada, tabii biz şu an ülkemizdeki ölüm oranları, ölüm yaşı yükseliyor. Yani biz daha yaklaştı. Tabii bu ülkemizdeki sağlık sektöründeki ne kadar güzel gelişmelerin olduğunu da bir taraftan gösteriyor ama bir taraftan da işte bu zararlı alışkanlıklara yönelik yapılan mücadelelerin de meyvesini vermiş oluyoruz. Birinci şey husus bu. İkinci husus kendinizi en iyi şekilde yetiştirmek. İyi bir meslek sahibi olmak. Demin ifade ettim. Aslında dün de böyleydi ama bugün daha da çok böyle. Tabii bizim öğrencilik yıllarımızda üniversiteye gitme oranı %9-10'du. Bakın 1980'lerin sonlarında üniversiteye gitme oranları çok düşüktü. Çünkü o zaman liseler zorunlu değildi malumunuz. Henüz ilkokullar yani ortaokul bile zorunlu değildi. Bizim dönemimizde sadece ilkokul zorunluydu. Toplumun büyük bir çoğunluğu ilkokul mezunuydu. Yani siz bir ortaokul lise mezunu olup da bir mesleği biraz biliyorsanız iş bulma imkanınız vardı. Bugün öyle değil artık. Bugün onun dönemi geçti. Şu anda çocuklarımızın, gençlerimizin %60'a yakın üniversitelerde okuyor. Sadece üniversitede okumak da yetmiyor. Siz okuduğunuz alanda, eğitim aldığınız alanda en iyisi olmanız lazım. Yani aldığınız eğitimin en iyisini yapmanız lazım. Bu manada siz şu anda kimya bölümünde mi öğrencisiniz? İşte tekstilde mi, turizmde mi, motor bölümünde mi, kabortada mı, neyse yaptığınız işin en iyisini öğrenmeniz lazım ve o işte de kendinizi geliştirmeniz, bu işi en iyi şekilde ben nasıl yapabilirimin yolunu açmanız lazım. Onun pazarını, sektörünü küresel anlamda da öğrenmeniz lazım. Çünkü artık bilgiler önümüzde. Yani 20 sene, 30 sene önceki gibi bir dönem değil. Biz öğrenciyken, ben lisede öğrenciyken öğretmenimiz bir araştırma ödevi verirdi. Biz ilin bir tane halk kütüphanesi vardı. Oraya giderdik. 2 saat sıra beklerdik bir kitabı bulmak için. Akşama kadar şöyle şu kadarcık bir bilgiyi ulaşmak için bir günümüzü verirdik. Sizin için şu an öyle değil. Bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki. İşte şu anda sizinle biz canlı yayındayız ve binlerce kişi, yüzlerce kişi bizi takip ediyor ve buradan bilgi paylaşımında bulunuyoruz. İşte eğitim aldığınız alanın en iyisini yapabilmeniz lazım. Kendinizi en iyi şekilde geliştirmeniz lazım. Ben bu konuda sizlere, gençlerimize güveniyorum. Gerçekten bunda da haklı olduğumu düşünüyorum. Çünkü aslında deminden beri görüştüğümüz, konuştuğumuz, işte koronavirüs süreci başladığında meslek liselerimiz öyle bir şahlandı ki dünyadaki birçok uluslararası medya kuruluşlarına haber konusu oldunuz siz. Bunu biliyor, duydunuz mu Zübeyir? Evet, Yani sorum da tabii öyleydi zaten. yani şu anda işte Amerika'daki, İngiltere'deki, dünyanın en gelişmiş ülkeleri dediğimiz ülkelerdeki basın kuruluşları Türkiye'ye gelip haber yaptılar. Dediler ki Türkiye'de ne oluyor? Yani biz bir İngiltere olarak, işte biz Fransa olarak sağlık kuruluşlarına maske bulamazken Türkiye çok şükür kendi ihtiyacını halkına bedelsiz maske dağıttı. Bir de dünyanın en gelişmiş ülkelerine şu anda sağlık sektöründe maske ve benzeri ürünler gönderiyor. İşte bu neyi gösteriyor? Bir defa bizim kendi gücümüzün farkında olmadığımızı gösteriyor. Biz kendi gücümüzün farkında değiliz. Evet, biz ayaklarımız yere basması lazım.
Tabii ciddi düşünmemiz lazım. Ama bir taraftan da kendi gücümüzü de bilmemiz lazım. Moralimizi bozmamamız lazım. Kendi eğitim sistemimize de güvenmemiz lazım. Bakın bizim şu işte bugünler bunu gösterdi. Bugün Amerika'daki duruma bakın şu anda. Ölüm oranlarına bakın. İşte İtalya'yı hep beraber gördük. İtalya'da solunum cihazı bulunamadı. Solunum cihazı bulunamadı hastalara. Bunun için öldü. Yani insan, oradaki hastaların tedavisi yapılamadı maalesef. Türkiye'de böyle bir durum var mı? Çok şükür şu anda biz kendi yerli üretim solunum cihazlarımızı ürettik. Ve bir taraftan da şu anda dünyanın en gelişmiş ülkelerine solunum cihazları satıyoruz. Hatta onlara yardım gönderdik değil mi? Uçaklarla yani. Evet. Yardım gönderdik. Bu bir çok önemli. Bu anlamda cennet vatanımızın ben bütün gençlerimizin sevdiğini, bayrağımıza saygı duyduğunu, hepimizin bu vatanımız için canımızı vereceğinizi biliyorum. Ama hani bir söz var, vatanını en çok seven en çok çalışandır. Rahmetli Sakıp Sabancı, ben çok televizyona çıktığı zaman öğrenciydim o yıllarda. Merakla hemen böyle televizyonun başına geçerdim. Çok dikkatimi çekerdi. Derdi ki her konuşmasında, onu böyle şu an sizin yaptığınız gibi işte televizyonda sohbet ederlerdi. Peki son sözünüz var mı derlerdi Sakıp Sabancı'ya. Sakıp Sabancı'yı duymuşsunuzdur. Birkaç evet. sene evvel rahmetli oldu. Derdi ki çalışmak, çalışmak, çalışmak derdi. Ben de sizlere şunu söylüyorum. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Teşekkür ederim müdürüm. Bir sorumuz da şöyle. Pardon soru değil. Bizimle gerçekleştirdiğiniz bu sohbet için size tekrardan çok teşekkür ederim. Bu tür çalışmalar biz öğrenciler için çok heyecanlı ve konuşma kapasitesini geliştiriyor. Bizden sonra başka okul ve öğrencilerle bu tür konuşmalarınız olacak mı? Sübeyir, aslında bu sizlerden bu teklif geldi. Ben öğrencilerimizle okullarımız, öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz bu ve benzeri faaliyetler yapıyorlar. Tabii biz il genelimizde şöyle bir proje gerçekleştirdik. Tabii onlardan bu akşam size bahsetmedim ama belki konu başlıklarıyla zamanımız varsa, şu anda kaç dakikamız var Zübeyir, takip ediyor musun? Şu anda saat 21.53. Evet, 7 dakikamız kalmış. O zaman çok hızlıca, çünkü sistem bir saatte kapanıyor bildiğim kadarıyla. Şunu ifade edeyim Zübeyir. Şimdi biz bu süreç başladığı zaman tabii sizlerle, özellikle öğrencilerimize yönelik evde nasıl eğitim sürecini takip edebiliriz, size nasıl destek verebiliriz, hemen bunun çalışması içerisinde olduk. Bu konuda arkadaşlarımızla demin ifade ettim. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizde gerçekten sizin geleceğinizi düşünen, işini çok iyi yapan, işini seven ciddi ekip var. Ve kendini iyi yetiştirmiş ciddi ekip var. Bu konuda içiniz rahat olsun. Bu ekip hemen oturdu, bir araya geldi, ne yapabiliriz'i düşündü. Birkaç tane hemen proje gerçekleştirdik. Bunlardan bir tanesi ismine Evde Kal Öğretmenin Yanında ismini verdiğimiz bir proje. Bu projede şu anda öğretmenlerimiz haftada en az bir kez sizinle görüşüyorlar. Canlı yayında evet. görüşüyorlar, telefonda görüşüyorlar. Çeşitli online şekilde görüşüyorlar. Buradan çok ismini vermeyeyim. Bu manada öğretmenlerimiz okulumuzda görüşüyor da biz il olarak düşünmemiştik ama bu akşamki programın örneği aslında sizden teklif geldi. Geçen hafta Pursaklardan bir lisemiz, öğrencilerimiz bana ulaştılar. Dediler müdürüm biz bir akşam sizinle sohbet etmek istiyoruz, lütfen bize konuşur musun dediler. Ben de seve seve dedim, kabul ettim. Tabii o akşam diğer lisedeki öğrencilerimiz canlı yayın olduğu için girdiler, gördüler. Tabii birçok mesaj aldım bu konuda, biz de istiyoruz diye. O zaman arkadaşlarımız şu anda planladılar. Gücümüzün yettiği kadar şu anda tabii bizim gündüz saatlerimizde çoğu yoğun geçiyor. Ama ben enerjim yettiği kadar inşallah okul türlerine göre şu anda müdür yardımcılarımız bir planlama yapıyor. Önümüzdeki günlerde bir plan dahilinde diğer okullarımızın öğrencileriyle de inşallah bir araya geleceğiz. Bu akşam sohbetlerini yapacağız. Yapmış olduğunuz katkılar için tekrar size çok teşekkür ederim müdürüm. İnşallah en kısa zamanda virüs sürecini atlatıp sizleri okulumuzda da misafir etmekten büyük mutluluk duyarız. Öğrenci arkadaşlarımızın karşısında da aynı sohbeti gerçekleştirmek isteriz. İnşallah. İnşallah. Malum önümüz Ramazan Bayramı. Burada sizlerin ve Türk ve İslam aleminin de Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. İyi akşamlar müdürüm. Zübeyir, ben de şimdiden eğer görüşemezsek
Ben de şimdiden bütün bizi şu an takip eden gençlerimizin, takipçilerimizin şimdiden bayramını tebrik ediyorum. Tabii şunu ifade edeyim. Bizim bu sene Haziran ayı gibi Hasan Olan Fen Lisemizin bahçesinde il genelinde çok muhteşem bir şiir akşamı düzenleme gibi planımız vardı. Bunu aslında biz geçen sene karar vermiştik. Orada çok güzel bir mekan var. Eğer bu süreç zamanında tamamlanırsa, yani daha doğrusu zamanında derken umduğumuz zamanda biterse, yetiştirebilirsek biz bir akşam sizlerle orada bir şiir akşamında buluşuruz ve inşallah beraber şarkılar söyleriz, beraber şiirler okuruz birbirimize. İnşallah müdürüm. Evet, şunu ifade edeyim Zübeyir. Meslek liselerimiz sadece kendi mesleği alanında değil, belki ona bu akşam bahsetmedik. Sosyal anlamda, spor yapma anlamında da lütfen kendinizi geliştirin. Şunu ifade ediyorum, bakın ben bir meslek lisesi çıkışlıyım. Okulumla ilgili en çok hatırladığım şey ne biliyor musun? Okulumdaki tiyatrolarda görev alırdım. Onları hatırlıyorum. Bir şiir yarışmasında, il genelindeki bir şiir yarışmasına katılmıştım. Orada derece almıştım. Ödülüm hala buradaki kütüphanemdedir. Çalışmalarda mutlaka yer alın. Bu tür çalışmalarda mutlaka görev alın. Tiyatrolarda yer alın, şiir okuyun, edebiyat çalışmalarda yer alın. Sadece şu anda gördüğünüz meslek dalında değil, diğer sosyal dallarda da, sosyal alanlarda da mutlaka görev almanızı ben öneriyorum size. Teşekkür ederim müdürüm, bilgilerinizi bizle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim canım. Tekrardan hayırlı Ramazanlar diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok İyi sağ akşamlar. Olun.